Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca sonuçlarımız açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım Milli Savunma Bakanlığı'nın memur alımı vardı. Bu duyuruyu sizlerle paylaşmıştık. Nereden nasıl başvurularımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bu konular hakkında bilgi vermiştik. Ayrıca hala başvuru yapmayan arkadaşlarımız varsa 31 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Açıklamalara katlara nasıl işlem yapmanız gerektiği ile ilgili videoları bırakacağım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Videomuzda Milli Savunma Bakanlığı'na en son yapılan alımda kaç puanla hangi bölümlere atamalar gerçekleştirildi bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde yoğun olarak gelen sorulardan bir tanesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ile ilgili. Arkadaşlarım net bir tarih bulunmadığı için şu tarihte açıklanacak diyemiyoruz. Bu nedenle açıklandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vereceğiz. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Ayrıca hali hazırda alım yapılan kamu kurumlarının yapmak olduğu duyuruları sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımızı inceleyerek ilgili duyurulara başvuru yapabilirsiniz. Aşçılık alanında KPSS P93 puan türünde en az 69 puanla görmüş olduğunuz gibi Kocaeli'ye atamamız gerçekleştirilmiş. Burada ele aldığımız puanlar 2019 yılına ait arkadaşlar. 2018 puanıyla yapılan atamalardır. Aradan yaklaşık 2 sene geçti. Bölümden mezun olan kişilerin sayısı arttığı için 69'u görebilir miyiz bilmiyorum. Fakat 2020 yılı için puanımızın çok yükseleceğini düşünmüyorum çünkü bölüm şartı var. Bahçıvanlık alanında 68 puanla Ankara'ya atamamız gerçekleştirilmiş. Berberlik alanında 73 puan, bilgisayar mühendisi alanında en düşük 87 puanla atamamız gerçekleştirilmiş. En yüksekte 89 puanla Ankara'ya atama yapıldı. Coğrafyacı alanında 83 puanla, deri mühendisliği alanında 69 puan. Elektrik mühendisliğinde puanlarımız oldukça yüksek. Kontenjan sayımız kısıtlı olduğundan dolayı tam bir puanla Konya kapatmış arkadaşlar. Diğer alanlarda 90 puanla atamalar gerçekleşmiş. Gıda mühendisliği de oldukça yüksek kapatan bölümler arasında yer almaktadır. 2020 yılında da yüksek kapatacak bölümler arasında yer alıyor. En yüksek 92, en düşük 91 puanla atamamız gerçekleştirilmiş. Hizmetli alanında 84 puan Harita mühendisliği alanında 88 puan belirleyici olmuş. En düşük 77 puanla Ankara'ya atama gerçekleştirilmiş. Hesap sorumlusu alanında 87 puan, hizmetli alanında görmüş olduğunuz gibi kontenjanlar kısıtlı olduğundan kaynaklı olarak 88 puanla hizmetli alanında atamalar gerçekleştirilmiş. Merkezi atamalarda da bu şekilde arkadaşlar. Hizmetli alanında kontenjan sayısı kısıtlı olduğu için talep fazla olduğu için puanlar oldukça yüksek kapatıyor. Hukuk işleri uzmanı alanında 86 puan hukuk uzmanı alanında en düşük 85 puanla en yüksek 86 puanla Ankara'ya atamamız gerçekleştirilmiş Genel anlamda baktığımız zaman mühendislikler en yüksek kapatan bölümler içerisinde yer almaktadır. İnşaat mühendisliğinde 92 puanla Ankara ve İzmir'e atamalar gerçekleştirilmiş. En düşük Hatay'a 90 puanla atamamız yapılmış. İş güvenliği uzmanı alanında İstanbul'a 73, en yüksek Ankara'ya 88 puanla atamamız var arkadaşlar. Jeoloji mühendisliği alanında 88 puan, kimya mühendisliğinde 90, mal sorumlusu 87, memur alanında 84, bilgisayar mühendisliği alanında 87, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği alanında 83 koluk alanlarına baktığımız zaman 90 puan belirleyicidir. Ankara ve İstanbul'a atamamız gerçekleştirilmiş. En düşükte Harita Genel Müdürlüğüne 89 puanla atama yapılmış. Bilgisayar Teknikerliği alanında görmüş olduğunuz gibi 67 ve 68 puan aralığında atamamız var. Basın ve Yeni Teknolojileri Teknikerliği alanında 71 puan, Bilgisayar Programlama Teknikerliği alanında 84 puan, Bilgisayar Yazılımı Teknikerliği alanında 83, Endüstriyel Otomasyon alanında 81 puanla atamalarımız gerçekleştirilmiş gerçekleştirilmiş. Harita ve kadastro teknik haline baktığımız zaman en yüksek 83 puanla Diyarbakır'a en düşükte 78 puanla İstanbul'a atamamız yapılmış. Matbaa alanında 69, mekatronik alanında 76, motor alanında 79, bilgisayar teknisyenliği alanında 87 puanla atamalarımız mevcut. Elektrik teknisyenliği alanında en yüksek 78, en düşük 75 puanla atamalarımız gerçekleştiriliyor. İklimlendirme alanında 70, iklimlendirme ve soğutma teknolojileri alanında 73, marangoz 76, sıhhi tesisat 65, boya ve badanacı 68, tekstil mühendisi alanında 85, Atama işlemleri uzman atamasında 85 Uzmanlık alanındaki genel atamalarımıza baktığımız zaman en yüksek puanımız 88'de İstanbul'u yapılmış en düşük atamamız ise 83 puanla İstanbul'a gerçekleştiriliyor. Veri hazırlama kontrol işletmenliğine baktığımız zaman en yüksek puanımız 88'de Diyarbakır, en düşük puanımız ise 84 puanla Ankara'ya gerçekleştiriliyor. 2018 yılına ait olan veriler bu şekilde arkadaşlar. 2020 yılı sonuçları açıklandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vereceğiz. Daha sonra puanlarımız belirlenmiş olacak. Aynı şekilde sizlere neresi kaç puanla kapatmış bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sizler hangi alan alanlarda kaç puanla başvurularınızı yaptınız mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımlar geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz bu tür videolardan anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.